Tonguç Dershane Sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte on the phone konusunun ikinci kısmına geçiyoruz. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Hiç sıkıntı yok. Birazdan hazır olacaksın. Bu konu önemli bir konu Tonguç evladım benim. Bakın arkadaşlar LGS 2023'te sözel bölümde İngilizcede 6. soru bununla alakalıydı. Mesela demiş ki, "What which two people finished their phone conversation?" Hangi iki insan telefon görüşmesini bitirmiştir diyor. Yani dolayısıyla buradaki kelimeler, buradaki ifadeler mesela demiş ki thanks see you later. Okay, talk you to you soon. Take care. Yani teşekkür ederim, görüşürüz demiş. Bu mesela konuşmayı bitirdiğini buradan anlayabiliyorsun ama bazılarında hello Nora, this is Jack. What's up? Ne oldu diyor. Bu ne oldu diye telefon konuşması bitmez. Tamamen kelimeye dayalı sorular geldiğini LGS'de söyleyebiliriz. Bu sene de mutlaka onun fon konusundan soru gelecek ve yine bize birçok kelimeyi soracaklar. O yüzden Bizler Tonguç'un bu dersimizde de yine önemli kelimelere bakacağız, ifadelere bakacağız. Ve important words ve future tense'i göreceğiz Tonguç Helal'in benim. Şimdi burada gördüğün gibi bir sürü kelime var. Bu kelimeleri çok güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenme, bu kadar kelimeyi nasıl aklına tutacağım hocam? Hiç endişelenme Tonguç Helal'in benim. Bu kadar kelimeyi aklına tutman için zaten biz bir kere burada güzel bir şekilde öğretiyoruz sana. Sonrasında sen burada aklına kalmayan kelimeleri küçük küçük kartlara, önüne... İngilizcesini arkasına Türkçe. Mesela busy meşgul demek. Buraya busy yazdıktan sonra bu kartın arka kısmına da şöyle meşgul yazabilirsin. Sonra bunu yazdıktan sonra da bunu yazdın ya. Bunları ne yapacaksın? Çaya koyup kaynatacağız. Hayır. Çay koymuyorsun. Bunları cebine koyuyorsun. Ardından gezerken okulda, kantinde, istediğin her yerde rahatlıkla... Hocam kelimeleri alıp tuvalete gidebilir miyim? Evet evet. Tuvalete de gidebilirsin. Rahatlıkla istediğin her yere gidebilirsin. Bunlara bakıyorsun ve kelimeler aklına kalıyor. Bu yöntemimizi unutmuyoruz. Şimdi o zaman güzel bir şekilde dersimize başlayalım. Herkes arkasına yaslansın. Sonrasında da zaten dersimizin sonunda sizlere hem Spersonik'ten hem Dinamo'dan hem de Zoru Bankası'ndan ödevlerimizi vereceğiz. Burada çok önemli mesela Dinamo Soru Bankamızda On The Phone ünitesiyle alakalı. Nerede On The phone? Bak burada. İlk başta zaten biz kelimeleri böyle güzelce veriyoruz. Burada da aklınıza takılan kelimeler mesela örnek veriyorum. E, ne demiş? Appointment, randevu. Bu kelimenin anlamını bilmiyorsan hemen az önceki yöntemle kartı oluşturuyorsun. Sonra da cebine koyup dışarı çıkıyorsun. Tonguç Helal'in benim. Rahatlıkla ee, öğreniyorsun. O zaman ne yapıyormuşuz kelimeleri? Alıyoruz ve sadece cebimize koyuyoruz. Harikasın. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. Çalışmanıza bile gerek yok. Cebinizde dursa bile bakıp öğrenirsiniz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin. Videomuza başlayalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane alana sınıfının tonguç kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. tonguçakademi.com'da. Şimdi ilk başta learn kısmında pick up'la başlıyoruz. Pick up telefonu açmak demek. Buraya yazıyorum. Telefonu açmak. I pick the phone up telefonu açmak anlamına geliyor. Demek ki telefonu açmak istediğimizde pick up diyoruz. Hang up ise telefonu kapatmak anlamına geliyor. Kapattığımızda hang up. Zaten daha çok biz sorularda şunu görürüz. Don't hang up the phone. Yani telefonu kapatma dur bir dakika diyor. Busy'nin ne olduğunu söylemiştik. Busy meşgul demek. Available ise müsait anlamına geliyor. Müsait. Line hat anlamına geliyor. Extension ne demek biliyor musun hocam benim? Bilemedim hocam. Hemen söyleyeyim. Extension çok zor bir kelime. Eklenti, uzantı. Bunun lez'e çıkma ihtimali biraz zayıf. Ama şu e, yanına yıldız koyduklarım bak. Pick up, hang up, busy, available, line. Bunlar çok çok önemli kelime. Eee Memo, not anlamına geliyor. Dial, tuşlamak, aramak. Hani ararken tuşluyoruz ya böyle numaraları. Bir de hear da duymak. I can't hear you. Seni duyamıyorum diyorsan burada hear ifadesini fiilini kullanmış oluyoruz. Hemen devam ediyorum. Meet, buluşmak demek. Hatta meeting de buluşma anlamına geliyor. Get back, geri dönmek. I will get back to you. Yani sana geri döneceğim. Yani seni tekrar arayacağım. Aramaya geri dönmek. Geri dönmek derken tabii ki buradaki telefonla alakalı. Buraya yazıyorum aramaya geri dönmek Tonguç evladım benim. Answer cevaplamak bunu zaten biliyoruz. Keep in touch da iletişimde geçmek yani iletişimde kalmak. Yani keep in touch mesela telefonu kapatırken arkadaşına diyebilirsin ki işte keep in touch yani görüşürüz iletişimde kalalım gene haberleşiriz diyorsan burada yapman gereken şey keep in touch demek. O zaman keep in touch ne demekmiş Tonguç evladım benim? Anladım hocam. Evladım anladım anlamadım onu sormuyorum. Keep in touch ne demek? Yani iletişime geçmek, iletişime kalmak. Ya zaman buraya yazalım. İletişime geçmek, iletişime geçmek, kalmak diyebiliriz. Tamam. Devam ediyoruz. Engaged meşgul anlamına geliyor. Eğer hat meşgulse telefon attı. The line is engaged. Hat meşgul diyebilirsin. Talk yine konuşmak anlamına geliyor Tonguç Eladım benim. Repeat de tekrarlamak. Repeat after me. Benden sonra tekrarla diyebilirsin. Can you repeat? Yani tekrar edebilir misin? Mesela ismi anlamıyorsun. Can you repeat again? Use da yine kullanmak anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Bu kelimeleri güzel bir şekilde kartlara yazarsak aklımızda kalmayanları çok iyi öğrenebiliriz. Şimdi bir alıştırmamız var. Engaged yani e, burada neydi? Meşgul olan hat. Here duymaktı. Line hat demekti. Get back, get back de geri dönmekti. Şimdi I can't bıdı bıdı you well. This is a bad bıdı bıdı diyor. Şimdi I can't You well. Seni iyi duyamıyorum diyecek. O yüzden I can't hear you well. Seni iyi duyamıyorum. This is a bad line. Bu kötü bir hat diyebiliriz. Şöyle pıt pıt bunları eliyoruz. The line is engaged. Hat meşgul. The line is engaged. He will get back to me soon. He will get back to me soon. O bana tekrar geri dönecek diyebiliriz. Şimdi geldik gelecek zamanı Future tense. Şimdi şöyle bir ee, ...zaman tablosu yapacak olursak... ...şu anda bulunduğumuz zaman... ...now yani şimdi... ...veyahut da at the moment... ...şu anda ifadelerini gördüğümüzde... ...ya da today... ...bugün ifadesini gördüğümüzde... ...bunlar şimdiki zamanla alakalı... ...yani mesela... ...I am... E, ...ne diyelim mesela... ...I am going diyorsun... ...I am going diyorsan... ...bu gidiyorum şimdi... ...eğer gelecek zaman varsa... ...yani mesela... ...örnek veriyorum... ...ne olsun... E, ...yarın yani tomorrow, yarın veyahut da next week, gelecek hafta veyahut da ne diyelim mesela in 2071, 2071'de mesela. Bu gelecek zaman olduğu için burada I will go diyoruz. Bak yarın, gelecek hafta, 2071 bunların hepsi gelecekte. O yüzden burada will ifadesini getiriyoruz. Ama şunları gördüğümüzde yani now diyorsa, at the moment diyorsa, today diyorsa o zaman Emizar ve ayancı ifadesini getiriyoruz Songuç'um. Bir de tabii geçmiş zaman var. O zaman da ne yapacağız? Mesela yesterday dediğinde bu dün anlamına geliyor. Veyahut da last week, geçen hafta dediğin zaman. Veyahut da last month, last year diyebilir. Bu da yine geçmiş oluyor. Veyahut da in işte 1990, 1990 diyorsa bunlar geçmiş. O zaman I went diyorsun. Bu sefer de fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Songuç'a bak. Bunları gördüğün zaman da fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Şimdi... Bizim bugün göreceğimiz gelecek zaman. Şimdi stating decisions taken at the time of speaking diye bir tanım yapmış. Yani anlatmak istediği şey şu. Gelecek zamanla alakalı bir cümleyi konuşma esnasında aklına gelip de söylediysen planlamamış planlamadan söylediğim bir şeyse bu will ile kullanılan gelecek oluyor. Mesela I will call you later. Ben seni sonra arayacağım diyor bak. I will call you later. Yani o anda telefon konuşması esnasında verdiğim bir karar. You will call you later. I, U, V, D, He, She, It hepsinden sonra will geliyor. Sonra da fiilin birinci halini getirebiliyorsun. Burada hani he'den she'den sonra is gelir. Böyle şeylere hiç dikkat etmene gerek yok. Zaten will'i koy, fiili koy yeterli. She's out right now. O şimdi dışarıda. She will get back you too soon. O sana sonra dönecek diyoruz. Şimdi gel bakalım buradaki cümleleri sıraya dizelim. Put the words into the correct order. Kelimeleri doğru sıraya koyun diyor. Şimdi bir kere en başa özne gelecek. Buradaki özlemiz D ifadesi. O yüzden D'yi en başa yazıyorum. D. De. D'yi koyduktan sonra will gelecek tabii ki. D will diyeceğiz. Fiilimiz hangisi? Be. Burada on üstünde demek. In işte da demek. Sunday pazar demek. Paris bir şehir ismi. Hatta şöyle P'de büyük yazalım. D will be olmak fiili. D will be in Paris. Onlar Paris'te olacaklar. On... Sunday. Pazar günü Paris olacaklar diyoruz. Şimdi buraya geldik. Burada da yine en başa öznemizi koyuyoruz. He koyduk. He özlemiz. Tamam. Sonrasında yine will'imizi koyduk. He will. Ardından yine fiilimizi getireceğiz. Şimdi saat demek. Call aramak fiil. In içinde falan filan. O zaman burada he will call diyoruz. Fiilimizi yazdık. He will call you. O seni arayacak. In an hour. Bir saat içinde arayacak diyebiliyoruz. Buraya bakıyoruz. Yine öznemizi en başa koyuyoruz. We Will'imizi yazdık. We will dedik. Sonrasında yine fiilimiz. Next gelecek demek. We hafta demek. Buradaki fiil meet buluşmak. We will meet next week. Biz gelecek hafta buluşacağız şeklinde söyleyebiliyoruz. Gördüğün gibi en başta özneler var. They, he, we. Sonrasında da will be olacaklar. Will call arayacak. Will meet buluşacağız şeklinde söyleyebiliyoruz Tonguç'um. Şimdi Burada öğrenmemiz gereken en önemli şeyin kelime olduğunu söyledik. Şimdi senin yapman gereken mutlaka hem Dinamo'dan hem Zoru Bankası'ndan hem de Süpersonik'ten ödevlerini tamamlamak. Ve dersimizin sonunda sizler için hazırladığımız meydan okuma testimiz de var TAS uygulamasında. Konuyu iyi anlayıp anlamadığınızı bakmak için. Hadi bakalım Ozan. zaman ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. TAS uygulamasında meydan okumayı çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Donguç Dershane sundu.